Bir şey daha var değil mi? Sustanınca reaksiyon. Ne canım? Sustuyor ya. Şey, sus. Ben anlamadım. Çirişte onun için. Konuşma. Biliyor biliyor. Ay sen çekilsene ha. Şey ama. Şerice bilmediğim için. Nerede onu yapacağımı bilmiyorum. Ben bir ara. Yok. Hayır. Ara imkanım var. Sus. Tanışmadan evvel. Evvel de Rafika de. Ki o lese demeyi istesin. Onun reaksiyonu versin. Yani ben gene bir şey söyleyeyim. Yani. Sus. Sus. Allah eşkine danışma. Ondan evvel ne de söz? Hekim arvadımın üreği yerine gelsin. Hekim arvadımın üreği yerine gelsin. Ben bekleyeceğim ki ama bak hani bir dakika. Sus diyebilirsin. Ama derim benim lafımı kapat. Kapat. Sus. Arayış getirsin ki benim hekim arvadımın üreği yerine gelsin. Ama. Sus. Allah eşkine danışma. Budu. Evet. Budu. Evet. Üç, iki, bir, motor, buyurun. Sen beni anlıyorsun. Sen ne demek istediğimi anlıyor musun benim? Sen neden? Motor. Sen benim ne dediğimi anlıyor musun? Ha? Sen ne dediğimi anlıyor musun benim? Sen ne danışırsan? Hiç danıştığının farkına varırsan ya. Hı. Sen bakın. Sen onu kuruk muda çekeceği yani öl planda. Sen deli olmuşsan. Sen deli olmuşsan deli. Üç tane. Sen deli olmuşsan. Sen deli olmuşsan deli. O. Gir de iş. Tamam. Dayı buyur. Hazır. Значит так, Pervez. Сперва Йотока возьми. Onun danışığını. Ondan... Anladın gitti. Evet. Bu değişik bir şey verir mi? Şey olmuş. Şey olmuş. Ha. Ne diyor değişik anlamı? Çek de oturmuş o burada gül kimi. Kız otur para gelirsin. Sen laf şey oldun ya böyle. Benim kaldım böyle şeylerde. Men gör bu men. Bundan var. Olsun. Dur. Olsun. Yakıştı ama size de. Teşekkür hadi ediyorum. Bizde böyle bir laf var söylerler güzele al da giyse yakışır, şal da giyse yakışır. Nesine be? Ben şimdi şey yapıyorum, makyaj yapılıyor. Ondan sonra ne yapsın gariban? Şimdi bakıyorum aynaya kız bitiriyor diyor ki makyajımız. İşte teşekkür ediyorum. Çok güzel. O, güzel miyim ben diyorum. Güzelsin diyor. Ben de diyorum ki Allah vermiş ben de. Doğrudan da Allah vermiş ama Allah insanın bahtını güzel etsin. Pardon. İnsanın hayatını, bahtını güzel etsin. En esası budu. Yani insan zahiri... Ne varırsan sen orada? Ne varsınız? Allah Allah. Ha şimdi Hülya Hanım karşınızda böyle tam olarak güzel göyçek formada ha mı lan? Çok güzeldi. Çok güzeldi ya. Filmlerden de ben şey ben evde söyledim anneme söyledim Hülya Hanım gelmiş dedi ya hayatta da o kadar güzel mi dedim ki vallahi şimdi dedim birinci çekimlerde biz onu böyle şey kadın ne kimsesiz bir kadın rolünde oynardı ona göre o obrazda evsiz bir kadın rolündeydi o yüzden öyle çektik ama dedim yakin ki bugün daha şık giyinecek bezenecek düzenecek böyle. Onda daha güzel olacak. Tamam onda dedim bakarsan. Sen neçe yaşın var ki? Benim 21. 210 yaş verirdim sana ben. Bu kadar bilmeyle. Bu kadar çok bilmiş değille. Sana 210 yaş verirdim. Şimdi her birimiz Halil Bey'in evinde. Kız sen niye böyle gözüm kalıp tatlılar. Ay çay içelim. Götürüyor da çayı da. Gözün kalıp götürüyor daha tabii olsun. Daha doğal olsun. Böyle resmi resmi. Biz bana seveceğim paklavamızı. Ben paklavadan. Yediniz mi? Yarısını. Yarım ver. Yarım yer. Çok merak ediyorum. Çünkü. Bakın bizim paklavalara görün ne kadar güzel bir baklava. Zaten geldiğimizden beri feci bir şeker yüklemesi. Buyurun. Çikolata yüklemesi. Yani nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Çok güzel olacak. Valla. Siz gidince Türkiye'ye dönünce tamam. Şey kilo verersiniz. Dur. İşte bu. Bu acayip bir şey. Çok güzel. Güzel bir şey. Yani var ya. Çatal var sizde orada. Aya çengel koy da ne bıra? Getirirler de. Sen elə bilirsən ki sifət bir dənə sənsən. Məndə sifət var. Məndə olan sifət.
Azerbaycan sənətçilərin arasında heç kim də ola bilməz. Yani bizde çok adam böyle şey özün apanı demin üz gördüm sende. Ne gördün? Sifet gördüm. Ha, doğru. Çok güzel. Tamam, o zaman yarısı gitmeyecek, hamısı gelecek. Çok güzel, evet. Çok güzel. Tabii ki. Ben size söyledim. Yani siz diyor ya yarısı vereceğim sana. Hiç öyle bir şey yok. Sağ ol. Hamısı. Siz yediniz mi? Bir bakın. Çok güzel. Ya siz sonra dönünce hiç olmasa bir bal alacak. Küçücük de olsa bir yok, şey. Yok yiyecek o. Ben bilirim. Sen yeme. Tamam. Çok hani yemesin. Bırak. Ben çok tatlı bir şey. Çok güzel bir şey. Azerbaycan paklavası. Reklam. Çok güzel bir şey. Azerbaycan paklavasının reklamı gelir hal-hazırda Yakim'de samaşaçılar Serkan'ın evinde. Ve sen bizim çaylarımızın da tadı tamam başka. Siz bir onun tadına bakın. Çok güzel. Kekli çayı zaten güzeldir. Güzel. Kekli çay. Keklikli çay olmuyor, keklik otu. Keklik otu. Kekik çay. Ay onlar kekik çay diyorlar. Keklik koyuyorlar. Çok güzel. Çay içiyor. Ama sizin çayınızın tadı biraz acı. Yani içmek ben içemiyorum ya oraya gelince. Oraya gelince hiç içemiyorum sizin Türkçe. Çünkü bizimkiler şeydi. Çünkü alışmaya bağlı ya. Allah Allah, estağfurullah. Ha. Nerede? Üz gördüm, həqiqi mənə. Ne istəyirdin sən mənə? Bəlkə mənə sekren dildə bu söhbət etmək istəyirəm. Kimdən? Xanımın da gəlsin də, bir cəmmat görsün onu da. Xanım, gəlin də xanım, gəlin eləş. Adı nə idi? Xalidə xanım. Ay, mən bilirəm, Xalidə bilirsən də. Xalidə deməkdir. Xalidə xanım mahnısının çox gözəl bir mahnısı var, ey Xalidə. Kim oxuyub? Zeynəb Xanlarova. Bizdə çox gözəl bir şarkı var. Zeynəb Xanlarova. Moskvada benim qonağım oldu, müsafirim oldu. Benim teatrımda müthiş bir konsert oldu. Ostankina gülləsi var ya, onun kral konsert salonunda müthiş bir konsert oldu. Və zaten Zeynəb Xanlarova bugünə qədər neçə illərdir, yəni heç onu söyləmə, neçə sənədir, səhnədə olarkən bir kimsənin isminə şarkı söyləməz həyatda. Bir kimsənin isminə şarkı söyləməz. Və yani isimle olan şarkılar var ya, sen, var ya, yani insan kimese Ermağan etmez onu. Yani salonda böyle bir isimde insan oturmuş, itaf etmez. Hiç zaman itaf etmez ve hiç zaman Zeynep Hanlarova'nın konsertinde aparıcı ne var? Sözcü, sonucu sahneye çıkmaz, sahnede davet etmez. Yalnız sahne arkası ses gider, Zeynep Hanım sahneye çıkar. Ne oldu? Ben çıktım sahneye. Zeynep Hanım'ı sahneye davet ettim. Bu ilk bir böyle bir şey oldu. Ve ilk defa Zeynep Hanım sahnede benim eşime orada dedi ki ben Halide şarkısı var. Onu şahsen itaf edirəm Halide Hanım'a. İtaf edirəm. Yani sen de yani edirəm Serkan'ın hayat yolda. Şarkı böyle. Halide gözeldir. Saçların düzeldi. Onu Serkan'dan çok seven yok. Halide güzeldir. Gel bura. Gel sen öpeyim. Sağ ol. Şarkı böyle. Hazır bunu mu kolluyordun sen? Sesinin güzel olduğunu biz anladık. Evet. Anlaşıldı. Çok evet. Güzel, i̇şte sen. 10 parmağımda 10 marifet olduğunu size böyle şey sergilemedim. Ben var ya ben Melahat zaten Zaur da İstanbul'da olanda, ben de İstanbul'da olanda her zaman der ki ay ben diyetadayım, ay menüye bakar, ay ben bunu isterdim yiyeyim, ay yok yemem. Ay garson var mı bunlar? Melahat'e indi çok. Hazır var mıydı o akşam o çiçek bardaki oturduğumuz akşam? Kim vardı? Azur var mıydı? Zahur. Yok. Azur. Siz benim de... Baştan beri böyle olmuyor mu hep Azur? Baştan beri Halil Bey bana Azur deyip durur. Azur. Ama sonra düzeltiyorum ya. Bu ne ya? Telefon böyle mi çalıyor? Evet. Ben çok severim o şarkıyı ve o şarkıcıyı da çok severim. Sen de benim kadar gerçekleri biliyorsun. Ah!
Melahat. Ben biliyorum neler çekiyor da. Ben biliyorum. Siz danışma böyle şeyleri, efirden danışmak olmaz. Ona göre sakin dur. Ben size sonra anlatırım. Ne destanlar, ne destanlar. Melahat Hanım, zaten imkan vererek benim bu Sifet kardeşim danışsın. Ne kardeşim? He. Keçe esas mesele yani. Ha, elçiliğe gelenler oluşur zaten. Ben kızım ne olduğunu bilebilirim. Demek aziz tamoşaçılar, artık ili yakınlaştırırız biz. 2008. yıl il artık bitmek üzere. Ya yani bu bizim, bir daha ben şeyde söyledim, tiyatroda olduğumuz zaman söyledim. Yılın son programı. Çok güzel oldu ki çok iyi bir insanlarla, iyi sanatçılarla, çok güzel tanınan Azerbaycan'da hem de çok sevilen bir sanatçılarla biz beraberik. Ve sizi öz memleketimizde görmekten çok gurur duyuruk. Çok sevinirik buna ki, mes Hülya Darcan gibi, Halil Ergün gibi ve Melahat Abbasova kimi bizim öz sanatçımız, ama yine de öz memleketimize gelmesi bizim için çok büyük fekaretti. Yani bundan çok gurur duyuruk. Ve buna göre yalnız ve yalnız burada bir şəxs oturubdu, Serkan. Ben Serkan'la deyirik, gülürük, zarafatlaşırıq. Yani yaşına rəğmən, işlerine rəğmən, her şeyi çok doğal, təbii kabul edilen bir insan. Ona göre de ben ona teşekkürümü bildiririm ki, sizleri Azerbaycan'a getirdi ve bizlerle görüştürdü, daha yakın elədi. Valla ben Hülya Hanım'ın defalarla telefon əlaqəsi saxladıq. Telefon açtım, ona söyledim, Hülya Hanım ben Türkiye'ye geleceğim, sizinle orada bir reportaj yapmak istiyorum. Ya kimleri çektiğimi de söyledim, dedim Halil Bey'le, çok yani sizi de böyle herkese konuşunca dedim ben Halil Bey'le reportaj yaptım. O yüzden herkes de böyle ya Halil Bey'le yapmışlar, demek ki iyi bir program olması gerekir. İşte böyle bir şey yani, gideceydim oraya ama kısmet sizler de kısmet. Zavur var hayatımızda son, evet. Bir ay oldu olmaz. Zavur hep var. İstanbul'dayken de var. Sürekli telefonda bir zavur. Hülya Hanım şu gün röportaja geliyorum. Peki Zavur Bey diyorum. Kapatıyorum. Bir hafta hiç ses seda yok. Bir hafta sonra gene bir telefon. Hülya Hanım nasılsınız? Ben Zavur. Aa, buyurun Zavur Bey. Ben iki gün sonra İstanbul'a geliyorum. Röportajı. Peki Zavur Bey. Zavur Bey gene yok. En sonunda Zavur Bey'i burada bulduk. Çok güzel. Valla ben de çok. En son gelemedin mi Nurettin Hanım, gelecektin? Olmadı mı? Sizden sonra Yaprak Dökümü setine geldikten sonra da gelmedim. Ya gelecektim, diğer Hülya Hanım'la konuşmuştuk, gelecektim. Sonra bana Türkiye'den bir telefon geldi. Ne? Dedi ki, ne gelir sanki? Ben dedim. Yok dedim ben. Yok. Bütün... Zarfat ediyor. Zarfat ediyor. Zarzen gelir. Melahat mene bak diyor lazımdı. Oldu baş üstüne. Mene bak diyorsa lazımdı baş üstüne. Tabii. Söyle de söyle. Tabii tabii. Siz orada Türkiye'de yenilince karşılıyorsunuz. Yani nasıl yani böyle siz büyük. Siz karşılıyorsunuz. Karşılarız bakalım. Şam ağaçları vardır. Şam. Şam ağaçları. Şam deriz. Şam. Biz Şam daha doğru. Şunu anlatabilirim ben. Türkiye'de çocukluğumuzda bizim kuşağımızın yılbaşları vardı gerçekten, o cumhuriyetimizin rüzgarıyla. Ama şöyleydi, kasabadaydım mesela ben. O zaman hakikaten insanlar kutlardı. Radyo dinlerdik. Radyo Milli Piyango çekimleri olurdu. Onlar merak edilirdi. Hindi kesilirdi. Güzel yemekler, tatlılar yapılırdı. Aile ve sülale yakınlar bir evde toplanırlar, tombala oynarlar. Radyoda dinlerler hangi ünlü sanatçı çıkacaktı o zaman. Güzel yemekler yenir, çerezler yenirdi. Ama yılbaşı kutlanırdı gerçekten. Yani içki miçki yoktu hayatımızda. Sonra kentlere gittiğimizde ufak ufak kentlerde bir takım yerlerde kutlanmaya başlandığını biliyorum işte. Meyhanelerde işte, bazı gazinolarda, dışarıda kutlamalar, sonra daha büyük etkinlikler. Bir süre sonra bu değişti. Türkiye'de bazı meseleler tartışıldı ve pek Anadolu'da mesela ne bileyim ben hindi kesmek günah dendi filan yani. Tabii günah mı? Onlar Anadolu'da öyle şeyler oluşmaya başladı. Yılbaşı kutlanıyor şimdi ama toplu halde kutlanmaya çalışılıyor. Gençler barlara gidiyorlar, diskolara gidiyorlar. Ne bileyim büyük kentlerde, meydanlarda kutlanıyor. İşte çam artık kullanmıyoruz. Eskiden çam kesiliyordu. Şimdi yapay çamlarla yapılıyor. Ağaçları kesiliyor. Yine kutlanır, eğlence.
Ama bizler için öyle çok ortalıklara çıkma imkanı yok. Yani yakın dostlarımızla evet. evlerde buluşuyoruz. Güzel. Ya 2008. yıl sizin hatırınızda nasıl kaldı? 2008. yıl. Benim aslında biraz acı oldu. Çünkü ben 2008'de ablamı kaybettim. Yani işin o tarafını düşünürsek kötü ama ya Allah tabii ki başka acılar vermesin. Ama bunun dışında Amin. Ben her gün şey diyorum. İşte 2008 yılı nasıl geçti? 2007 yıl. Sağlıklı mıyım? Sağlıklı mıyım? Çocuklarım da sağlıklı mı? Benim için dünyanın en güzel yılı. Veyahut da benim için çok güzel geçen bir yıl diye düşünüyorum. Ya ondan sonrası hep bana sonradan, sonra geliyor. İş yapmak, para kazanmak, bilmem ne yapmak falan. Önce sağlıklı olacaksınız. Ondan sonra nasılsa hepsi olur. Yani benim düşüncem bu. Sağlıklı olursanız dostlarınızı görürsünüz. Sağlıklı olursanız siz hayattan zevk alırsınız. Çok zengin olmanıza da gerek yok. Çok zengin olursunuz ama hasta olursunuz. Yaşayamazsınız. Değil mi Halilciğim? Ama çok zenginlik de çok güzel ya. Biraz paranın olması. Hayır. Yapalım. Önce sağlıklı olursan. O zenginliği sever. Zenginliği ilgilenmeyi sever. Zaurdur. O azurdur. Yok zengin. Ya para olmayınca işte yaprak dökümünde de söylediler. Ya para olmayınca o çiçekleri büyütmek de o güzellikleri yaratmak. Yani zengin olmak için de sağlık gerekiyor hocam. Para kazanmak. Bence onu diyorum yani. Şimdi benim milyarlarım, trilyonlarım var. Ben çok fena bir şeker hastasıyım. Yemek yiyemiyorum. Her gün günde Allah korusun iki defa insülin oluyorum. Şimdi şu güzelim çikolatayı yiyemiyorum. Bu şekeri yiyemiyorum. Ha var tabii artık. Diyabetik hastalar içinde bunlar var ama yani bu tabii işin esprisi. Yani sağlıklı olmak bence dünyanın en büyük zenginliği. Onun için 2009 nasıl geçti? Vallahi çok şükürler olsun. Hasta değildim. 2008 pardon. Hasta değildim. İşte çocuklarım sağlıklıydı. Dostlarım, arkadaşlarım tabii ki kaybettiklerimiz oldu. Çok üzüldüğümüz günler oldu. Ama genel olarak şükürler olsun diyorum. Yani nefes alıyorsan bir kere ertesi sabah çok önemli bir şey bu tabii şahsi baktığımız zaman. Yani ki işin aslında biraz bu ama tabii yeryüzünden etkileniyoruz. Ülkemizden etkileniyoruz. Komşumuzdaki savaştan etkileniyoruz. İşte kıtlıklar var etkileniyoruz filan yani işte dünya iyi değil doğrusu yani 8 bu açıdan kötü geçti. O zaman daha çok diyorsun ki yani bu tür meselelere kafa yormak için bile çok şükür sağlıklıyım diyorsun. Evet. Yani sağlıklı geçmesi gerektiğini evet. diliyorsun. Ve herkes için de öyle söylüyorum yani sağlıklı geçsin. Bir de hep bu laf Pereşenko oldu ağzımıza ama barış olsun ya. İnsanlar öldürmesinler, insanlar öldürülmesin filan. Yani bütün mesele bu. Son cümlemi söyleyeyim bu yılbaşı ile ilgili. Ben şunu kaç yıldır yapıyorum. 12'den sonra yatağa girmek istiyorum sabah. Yeni yılın ilk sabahı mis gibi bir sabaha kalkmak istiyorum. Böyle evet. gecenin böyle içkisi, döküntüsü, evet. işte evet. yorgunluğu filan. Evet. Niye olsun ki ya? İlk yılsa eğer, ilk yılın ilk günü sabahleyin. Gayet enerjik, gayet sağlıklı, zinde yani. Bir şekilde günün Aynen. ilk, yılın ilk gününü karşılamak evet çok önemli. Evet. Ben de çok inanıyorum. Serhan ne dedin sen? Çok önemli bir söz dedi. Biz bedbah yazıklar ise... 31'i giderse seher saat 1'i sehere kadar restoranda çak kaçak ya okuyuruz ya oynuyoruz. Melahat, sen ne böyle sakit durmuşsun ay Melahat? Konaklarımız da mendi konak değil ama onlar bizim konaklarımız. Ne güzelleştin konak sen böyle 2 degen içinde ne güzelleştin sen. Konaklarımı topladım da o yüzden. Kız 2 degen. Hülya Hanım'ı kıskandım. Güzel güzel giyindi. Yok dedim. Ben de bir şey yapacağım dedim. Saçlarımı topladım. Çok güzel olmuş. Ya. Yani ben geldiğimden beri o kadar pejmurluyum ki böyle olduğuma evet. ben de inanamıyorum. Bakıyorum aynı. Siz böyle yani adi hallarda da bu ne terk edir bizde? Türklerde. Adi günlerde. Adi günlerde de hep böyle süslenip püslenmeyi sevmezsiniz. Öyle mi? Ben mi? Sevmezsiniz. Da yapmam. Çok çok yoğundur o. Hiç benim makyajı falan göremezsiniz hiçbir zaman. Niye? Yapmam da ondan. Çok önemli bir şey olacak. Ya bir davet ya bir resepsiyon. Ya bir önemli bir şey. Ama bizde kadınlar süslenmeye çok severler. Severler ama ben yapmıyorum. Ben sevmiyorum aslında. Ben ne kadar doğal olursam o kadar çok seviyorum kendimi. Yani ben doğallığı seviyorum. Ben hiç makyaj yapmam. Çalıştığım zaman yaparım. Bugün bile bu saatten sonra makyaj yapacağım diye komalara girdim. Ne yapacağım diye. Ama şimdi çok güzelsiniz. Ay ben de bir şey söyleyeyim.
Teşekkür ederim. Kimsesiz yani, evsiz, eşsiz falansız yani, böyle çok eski bir giyimde, kecimde, bir şapka başında, saç dökülmüş, makyaj yok yüzünde. Ve girir Targov'da etriyat mağazalarından birine. Girir Hülya Hanım soruşur ki, bu mənə ne lazımdır? Bir parfüm lazım. Kız bizde bakır, yoktu bizde. Susup danışmır, çıxır çöre, çıxır ne olmuş de böyle. Mən can güdənləri bir də koruyanları... Yaşar Nuriyev edib ki, oradan onu elə götürmüş, gedəndə birdən Yaşar müəllim gördükdən sonra Hülya Hanım da, ay Ruxan Hanım'ı oynayan oyuncu, aktrisa, ay, ondan sonra tanımışlar. Mən, yəni küçədə can güdənlə gəzir, amma belə, Hülya Hanım tək başına özü için dolanır, hiç bakan yok, hiç tanıyan yok. Ve hayatta insanlar beni bir söz deyim ki, güzel bir Halil Bey'in çiçek barda oturmuştu, çok güzel bir sözü var. O söz benim kulağımda bir sırğa olarak kaldı. Ne kadar kalacak? Zeynep Xanlarovanın bir sözü olup benim kulağımda sırğa olarak kaldı. Nesve Hanım'ın Zeynalovanın rahmetli onun bir sözü olup onun sırğa ile kulağıma taktım. Ve üçüncü şəxs Halil Bey'in sözü oldu. O söz oldu ki, sen benim bir dostum, bir kardeşim olarak artık ben seni kabul ettim. Ama bak, yani işinde ciddi ol ve bir şeyi bil. Sinema çekmek, yani film çekmek bu bir məcara değil. Yani bu çok əziyyətli bir işdir. Yani sen bu işin altına girirsənsə, yani sen bu yükün altına girirsənsə, bu demək əziyyətli bir işdir. Mən Halil Bey'e öz təşəkkürümü bildirim. Azərbaycanda olan seyircilerin her biri demək istəyirəm ki, Halil Ergün Türkiye'de el çatmaz sənətkarlardan biridir. Yani bunu bilsinler. Eğer Zaur gidip Halil Bey'e tapıbsa, Halil Bey'e çıxıbsa, demeli bu Zaur bu sənətdə qəhrəman birisi. Valla, yani özüm de orada olmak şərtiyle tabii ki. Yani ben qəhrəmanam ki, ben gidip bu sənətkara yani çıxmışam. Ve eğer Hülya Hanım'ı ben çıxmışamsa, Hülya Hanım'ı tapmışamsa, yani ben Hülya Hanım'a dil tapı, yani o şeytan tükü var, ne var, o öz yerinde. Demeli, mən böyük bir qəhrəmanam. Yani, təvazükdən biraz zor olsa da. Və Hülya Hanım'a size söylədim. Hülya Hanım mənim anamı mənə hər zaman xatırladım. Mən filmdə, böyük yalanda baxdığım üçün, mənim əslində anam, Allah bütün ömrünə rəhmət eləsin, dişli bir qadın olub. Yəni, əzəmətli bir, sözü kesərli bir qadın olub. Və məni bibim götürüb saxlayıb. Yəni, xalam. Bibim. Yəni, xalam dedim, bibim yoxdur bunlarda, o yüzden. Onda olan... atamın bacısı ve onda olan müeyyen hisseler yani karakterler var Ruxan Hanım'ın yani o yarattığı obrazda yani o yüzden ben sevdim o yani ben öyle hamle dedim yani benim sinemamda Halil Bey'de söyledim rol alsaz da almasaz da yani bu davetimi kabul etsez değil mi etmeseniz de artık ben çok hoşbaxt birisiyim ki ben sizleri gördüm sizlerle tanış oldum ben bunu söylemek istiyorum ve məni tanıyanlar, yani məni tanıyanlar, ya qohumlarım, ya tanışlarım, hamısı bilir ki, 8-9 ildir ki, heç mən evdə şam ağacı qurmadım. Bir kəs keçən il aldı, yani bir gün, iki günlük, o da uşaq istədi. Onun da başqa bir səbəbləri var, yani açıqlamaq istəmirəm. Və bu il ilk olaraq, mən evdə şam ağacını, Zaur dedi ki, bir şam ağacını bəziyərik, o bəzək falanlar takarız. Bugün, bu il ilk kəs olaraq mən ilbaşını, yeni ili qarşılayacağım. Mən yeni ili hər zaman restoranlarda, yəni aparıcı olaraq, müğənni olaraq qarşılamışam, ama ürəkdən gəlməyən bir şeylər olub, ola bilsin. Ancaq bu ili mən artıq bütün bunların hamısına son qoydum. Hər biriniz özlərinin minnətdarlığını bildirirəm, Zaur özlərinin minnətdarlığını bildirirəm və bunu... Zaten vermeyini istiyorum ki, o biri televiziyalar heç biri menden incimesin. Yani ben hiç kime icazə vermedim, yani çekiliş etsin. Yani bunun da özel sebepler var. Yani vaxt yoktu, zaman yoktu. Ancak Zaur, yani ben deyirdim ki, menden sonra ikinci sifatli de. Yani çekiliş vaxtında geldi, çıxdı, çekti, çeksin. Olsun, bir de Zaur var. Olsun, olsun. Çok sağ ol. Elə Sərxan da bir denedi, ikinci Sərxan yoktu. Biz birbirimizi şimdi tərif edeceğiz. Çetin olan ikinci Sərxan yani. Ay, utandım ya bugün nedense. Kız bir sen niye utandın? Gittim böyle süslendim püslendim geldim böyle oturdun. Yok yok. Konaklarımız vardı. Şimdi ben orada
Valla qonaqlarımız bugünlərim Xəlil bəy bugün təyyarədən uçaqdan enib də Azərbaycanımıza. Mən bugünlərim çox çəkimlərim oldu. Mən çox üzüldüm sizi qarşılaya bilmədiyimə görə. Valla çox üzüldüm. Mən səhv etməmişdim Samaya. Sən mənə heç vaxt da söyləmədi ki hangi vaxt. Mən gördüm səni, sənin telefonun bağlı idi. Mən çəkimdə idim ona görə. Ha, ona görə. Çəkimlərdən bugün tüm gün çıxıb gidiyorsun bizə. Hayır, gitmiyorum. Ya şey, bazar günü gedəcəm. Pazar günü gedəcəm. Aygün xanımı da xatırlamasaq olmaz. Aygün xanımın kasetlerini aldı, CD. Aygün xanım Səmədzade. Aygün Səmədzade. Aygün Səmədzade. O akşam Aygün Səmədzade'yi tanıdım ben. Ondan sonra sağ olsun CD'sini verdiler ve dinliyorum arabamda. Muhteşem. Ay saat 10 11'in yarısı yok 9 10'un yarısı o zaman da ben yani yatan vaktim. Ve Halil Bey arayır beni. Gördüm Halil Bey'in numarasını. Özüme demek istedim ki ayıl yani normal danışta. Ha Halil Bey eşitirəm. Ha böyle ha Halil Bey dedi ki ben çok bu sevdim yani Aygün Hanım'ın sete gidelim yaparak dökümün çekilişine gelirdi. Ben hemen günde geldim sete. Ha dedi ben kulak asıram çok sevdim yani çok güzel mahnıları var. Salam Aygün Hanım. Çok güzel. Azerbaycan mahnıları görürsünüz ne kadar güzeldi Azerbaycan şarkıları. Azerbaycan şarkıları ve dil de çok güzel. Evet. Çok güzel. Ses de çok güzel. Gördünüz artık dokumak demeyeceksin. Evet. Tokumak yok. Ya yani dokumak yok. Tokumak. Tutup seni tokumaktan. Yok bizim o ümumilikte diyelim ki yani dilimizde şeyler var. Tokumak diyorsun sen. Sen dedişin ise sattırdın. Bir saattir. Hele sabah da geleceğim. Senin çekilerin 7 saattir. Ben Hülya Hanım artık çok yorgundu. Hülya Hanım da çok yorgundu. Onlar bugün tüm gün çekimlerde oldular. Ben çok özür dilerim sizi bu kadar yani sakladık ve çekilişlere. İcazə verdiğiniz için de size izin verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Ve bir daha sizi öz programımızda gördüğüme göre çok memnunum. Bütün... Söyleyin herkes. Seviyoruz seni tabii. Yani başarılı buluyoruz. Bir onun yanı var. Bu vesileyle gerçekten Azerbaycan'daki kardeşlerimize yani çok selam söylüyorum ve iyi yıllar diliyorum. Bugün ben indim. Hani gideriz ya yurt dışına yabancı bir yerdir işte şöyle bir hayır indiğim an ben sanki kendi ülkemdeyim. Sokakta, evde insanların jestisi, davranışı. Hakikaten öyle. Benim kendi ülkem gibiydi. Yani ben mesela hiç burada en ufak bir sıkıntı çekmeden yaşayabilirim. Yani. Çok güzel. Siz demek ki burada yaşayacaksınız. Bana öyle gelir ki. Ah! Olsun. Sen var ya sen. Çok güzel. Ben size 2009. yılda başarılar arzuluyorum, sağlık arzuluyorum. İnsanlarım, siz söylediğiniz gibi can sağlığı biz söyleriz ona. Can sağlığı deriz ona. Canınız sağ olsun. Hayatınız həmişə qoy mutlu olsun. Hoşbəxt olun. Bəxtiyarlıq yaşayın her zaman. Bu bilirsiniz, ben her zaman söylerim ki insanın bəxtiyarlığı, hoşbəxtliyi onun rahatlığındadır. Yani o rahatsa hem daxilən yani içten hem zahiren rahatsa demeli insan hoşbəxtdir, bəxtiyardır. Mən sizə rahatlıq arzuluyorum hem de hayatınızda ve canınız sağ olsun həmişə. Həmişə de sevin, sevilin. Həmişə insanların diqqətində belə gözəl insanlar olaraq yaddaşlarda qalın hər bir. Təşəkkür edirəm. Sən də sən bizim canımızsan da. Sən bizim hər şeyimizsən. Bacımız, anamız, bacımız, canciyərimiz. Hə, anamız. O, ana. Anadır da, onun uşaqları mən boyda durur. Hə, mənim uşaqlarım sən necə darıxırlar. Yox, yox. Yox, bak, yox. Boyumda durmuyor. Hayır, yanlış anladınız. Hayır, yani. Yox, yanlış boyu. Anlamadık. Yox, hayır. Değil ya, uşaqlar mənim boyda durur. Hayır, o anlamadı. Boy olarak. Boy olarak, yani benim boydalar. Benim boyum. Yok. Yani benim ümdürlüğüm de. Benim boyumda çocukları var dedi Daniel. Tabii. Ya bunun yanisi o. Yok. Onlar başka cür düşündüler. Yani sanki ben şahlanım. Onlar da başka cür düşündüler. Yok. Yani sadece. Yok. Yani
benim hündürlüğümde yani böyle de yani boy hündürlük. Hayır yüksek hündürlük. Yani boyu. Öyle ben hündürlükte yani ben boyda. Ben boyda. Ben boyda. Boy olarak. Biz boy olarak yani ölçü olarak söyleriz Zar böyle. Zar bizim aileden biri oldu. Zar bizim aileden biri oldu. Yoldaşım da çok sevir Zar'ı. İzzet'e buradan salamlar. Aynanaya buradan salamlar. Aynanda he valla o seni çok seviyor. Öpürüm onu. Gelmeyende de çok darıxıram. Derim ki harda kalmışsın öyle. Çünkü bir Serkan bir Zar. O da çıktı da başımıza taneyle. Çok güzel. Ben yine de size can sağlığı teşekkür ederim ki bizim programımıza icazə verdiniz. Çekilmeye Serkan doğrudan da sen mi gəbdən sənə sonda minnettarlığımı bildirirəm ki, məhz mənim sözümü yerə salmadın, məni qırmadın və bu çəkilişə mənə icazə verdin. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Həyatınızda hər şey həmişə qoy yağ kimi getsin. Yağ gibi artsın hayatım. Yağ gibi artsın. Yağ gibi olsun. İnşallah. Evet. Çok sağ olun. Aziz tamaşaçılar siz de çok sağ olun ki bize baktınız. Bak böylece ilin sonunu bu güzel insanlarla beraber bu güzel yol kağacını çek onun üreğim çekildi. Ay üreğim çekilmesin yazıram. Diyelim ki demişsen ki yol kan bedemek lazım. Bedemeyik bunu. Hanı beziyorsan? Hanı beziyorsan? Şarları gel bize de. Dur gel. Ya siz... Hanım, siz de isterseniz bir şeyler takın üzerine. Ne yapacağım? Bu takın nereden istersiniz? Asmak lazım, çekimde vermekten ötürü. Güzel. Şöyle geçelim. Biraz daha. Evet. Buyurun. Melahat. Ben Süzgan'da bir tane. Bir tane getirdiler. Bunu tutacağız sonra internet satışa çıkaracak. Toçev diye bir vakıf var. Yardım vakfı. Hal-hazırda Serxangilin evinde. Yol kabezenir. Yol kabezenir. Özne gör ki ulduzlar bezirler. Yol çok güzel. Hülya Hanım'ın... Ha? Aa kız harayın. Ne var? Aymen'e ne olmuş? Yaxşı. Aşağıda bu boyda budak var aslında. Ay valla iguş gibi. Oyuncaklar. Çok güzel. Evet. Verin bana da verin. Siz evinizde süslemezsiniz. Sağ ol. Gel. Buyur. Bunlar benim ki. Güzel. 2-3 olsun. 3 olsun. Çok güzel. Ha? Ebi yok. Oğlum da taksın bir tane. Gel bura bakalım. Şey İstanbul'da olacağım. Kıvan mı tutacak? Doğan mı çalışıyor lan? Hayır bakalım. Hayır birini de ben takımda. Pardon. Kenan yok. Kenancığım da. Şu, ayla. Kenanlar, gel. Gel sen de tak bir tanesini, sen de bir tanesini götür tak. Güzel, Serkan. Güzel, sonda bir daha teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben size teşekkür ederim. Ben de. Serkan, en bak. Çok teşekkür ederim. Serkan, en bak. Can, sağ ol Serkan. Valla bu samimiyete göre teşekkür ederim Halil Bey. Size de can sağlığı. İşte bir zaman dizi yapsanız beni de davet edin. Ben büyük memnuniyetle gelip çekilirim. Ben bekliyorum seni. Yani ben uygun gelebilir miyim? Olur mu? Tabii gelirsin. Diyemeyim. Bir gel bakalım. Öyle mi? Halil Bey. Hı. Ne söylüyor? Olsun. 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 Sen varsansa olacak. Çok sağ ol. Şu.